Değerli bilişimciler, öğleden sonraki ilk oturumumuza başlıyoruz. Görüldüğü gibi sabah oturumunu geç kapattığımız için sanıyorum öğleden sonra oturumumuz da geç başladı ve katılım sürecek oturum boyunca. Öğleden sonraki ilk konuşmacımız Kerem Akin. Çoğunuz tanıyorsunuz. Herhalde tanımayanınız da yoktur diye düşünüyorum. Bir sorsam şimdi onu da sormayı da çekiniyorum. Ama Kerem Hoca'yı tanımayan yok. Kendisi aynı zamanda açılış konuşmamda belirttiğim gibi MOBİSAT Başkanlığı'nı da yürütüyor. Sektörümüzün katma değerli hizmet üreten, mobil katma değerli hizmet üretenler İş Adamları Derneği'nin başkanlığını da yürütüyor. Kendisi çok yönlü bir kişilik. Şimdi bize dünyadaki kriz sonrası gelişmeleri, Türkiye'yi etkisi ve bilişim sektörüne bir bakış olarak bir değerlendirme yapacak. Hocam buyurun. Sayın Başkan, değerli katılımcılar, özellikle bu küresel kriz sonrasında dünya ekonomisinin yeniden yapılandırıldığı, küresel siyasi ve ekonomik düzenin yeniden yapılandırılması ile ilgili tartışmaların biraz alevlendiği bir dönemin içinden geçiyoruz. Daha da hala yapılacak çok şey olduğunu ifade etmek lazım. Neler var gündemimizde diye baktığımızda şunları ifade etmek gerekiyor. 21. yüzyılda içinde bulunduğumuz konjonktürde dünya ekonomisini önemli ölçüde etkilemesinden endişe duyulan konularla ilgili bazı çalışmalar var. Bu çalışmalara baktığımız zaman genel anlamda ülkelerin makro dengelerindeki istikrarsızlık ve çözümsüzlükten başlayarak ki esasen 2000'li yılların başında bunlar hiç telaffuz dahi edilmiyordu ama şimdi bütçe açıkları konuşuluyor, cari işlemler açığı konuşuluyor bütün ülkeler için. Hatta çok enteresandır, biraz sonra size Çin'le ilgili ilginç şeyler göstereceğim. Çin'in yavaş yavaş dış ticaret fazlası veren bir ülkeden dış ticaret açığı vermeye doğru giden bir ülke olduğunu söylesem belki ilginizi çekebilir. Bu yönüyle bakıldığı zaman işte istikrarsız büyüme ve dalgalanma, Hindistan ve Çin'in aşırı büyüme süreci ve ham madde talebi, dünya petrol arzında olası sıkıntılar, bunların hepsi 10 yıllık bir zaman dilimi içerisinde acaba olur mu, acaba 2020'lerde 2030'larda mı bizi etkileyen konular olur diye baktığımızda hepsini kucağımızda bulur hale geldik. Şimdi bu karikatürü hakikaten çok severim. Bu 2009 Temmuz'unda İtalya'da yapılan ve bir bakıma da sonuncusu olduğunu ifade edebileceğimiz G8 zirvesi. G8 zirvesinin ifadesinin yazıldığı koltukta oturan İngiltere Başbakanı Gordon Brown şu anda yok. Biliyorsunuz yerine artık James Cameron var. Sağ taraftaki saçlarından Merkel'i tanımıştınızdır. Onun hemen saçının üzerinde meşhur burnuyla Sarkozy uzanmış Obama'ya bir takım dertlerden bahsediyor. Obama diyor ki ya biz bu kadar yemeği tek başımıza nasıl yiyeceğiz? Arkadan da gelmiyor da değil, bir sürü şey geliyor. Karikatürist çok başarılı bir şekilde İtalyan mutfağındaki yemek isimlerini dünya meseleleriyle birleştirerek ilginç isimler bulmuş. Mesela en bayıldığım fettuccine, afriado, economia, fiasco falan, hakikaten uğraşsam böyle isim bulunmaz. Şey diyor ki sen diyor arkadan gelen bunca yemekle ilgili diyor dertleniyorsan sevgili Obama, ben sana diyor tatlı olarak ne yiyeceğimizi söyleyeyim diyor Sarkozy. Tatlı olarak diyor tiramisu yiyeceğiz. Bizim meşhur tiramisu olmuş tiramisu. Yani dolayısıyla dünya ekonomisi açısından gerçekten birbirinden önemli sorunların ard arda sıralandığı bir sürecin içindeyiz. Şimdi bir önceki slaytta da olsun, bu slaytta da olsun bir temel gerçek var. Amerika Birleşik Devletleri Clinton ve Al Gore'la birlikte 1997'den itibaren Washington merkezli olarak think tank gruplarıyla ve
Beyaz Saray'a ve CIA'ya hizmet veren NGO'larla, sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışıp ettikten sonra şu kanaate vardılar. Arkadaş, 21. yüzyıl sadece dünyanın 7 büyük ekonomisinin oturup bu sorunlara çözüm üretebileceği bir yüzyıl olmaktan çıkıyor. Dolayısıyla biz artık bunu tek başımıza çözemeyiz. Ne olabilir? Bunun yerine daha geniş bir katılımın söz konusu olacağı, aralarında çok seçkin gelişmekte olan ekonomilerin de yer alacağı yeni bir sürece geçmemiz gerekiyor. Bunların gerekçesi şöyle izah edilebilir. Bir kere her şeyden evvel bu küresel krizle birlikte doruk noktasına ulaşan önemli bir tartışma konusu sürdürülebilir gelecek. Sustainable future. Bu önemli bir kavram. Bütün uluslararası kurumlar, dünyanın saygın kuruluşları, Türkiye'nin saygın kurumlarının tümü şu anda sürdürülebilir gelecek kavramı üzerinde yoğunlaşmış vaziyette. Sürdürülebilir gelecek bazı önemli diyelim ki bedelleri ödemeyi gerektiriyor. Bazı fedakarlıklar yapmayı gerektiriyor. Üzerinde en hassasiyetle durulan fedakarlıklardan bir tanesi dünyada reel sektör ve bankacılık sistemi olarak kar marjlarının önemli ölçüde azaltılmasına razı olmak. Bu hemen herkesin kabul edebileceği kolay bir iş değil. Ama sürdürülebilir gelecek için aynı zamanda kar marjlarının biraz daha minimize edileceği bir dünya ile ilgili yoğun tartışmaları da ifade etmek gerekmekte. Gerekçesini şöyle izah edeyim. Sürdürülebilir gelecekle ilgili tartışmayı şöyle ifade etmek gerekiyor. 1999'dan 2009'a tam 10 yıl içerisinde Amerika Birleşik Devletleri ile Çin'in yıllık enerji tüketimi birbirine eşitlenmiş. İnanılmaz bir şey. 1999 yılında Çin, o zaman dünya ekonomisinde var olma mücadelesine daha başlarken, Amerika'nın en fazla yarısı kadar enerji tüketen bir ekonomiymiş. Şimdi bakıyoruz, Çin'le Amerika Birleşik Devletleri aynı miktarda enerji tüketmekte yıllık bazda. Fakat şu farkı gözetmeden edemeyeceğim. Çinli bir vatandaş şu anda 1.6 birim enerji tüketirken görüyorsunuz Amerikalı 7.2 birim enerji tüketiyor. Dolayısıyla eğer bir Çinli Amerikalı kadar enerji tüketmeye kalkarsa dünyayı sürdürülebilir kılmak mümkün değil. Bununla ilgili olarak şöyle bir grafiği sizinle göstermem gerekiyor. Bakın, yenilenebilir enerji, elektrikli otomobiller, aklınıza gelebilecek her türlü çabayı, modeli, stratejiyi uygulamak suretiyle OECD üyesi ülkelerin 1980'den 2030 yılına kadar havaya karbon salınımı anlamında gelmeye çalışacakları alan bu kadar. Şimdi Çin ve Hindistan gibi bu konuları kendi stratejisi içerisine yerleştirmemiş ve karbon salınımı konusunda çok da fazla hassasiyet göstermeye niyeti olmayan OECD dışı ülkelerin durumunu göstereyim size. Durum bu. Yani bu yönüyle bakıldığı zaman eğer dünya önümüzdeki dönem itibariyle bakıldığında enerjinin tüketimi, kaynakların etkin kullanımı, sürdürülebilir gelecek, sürdürülebilirlik kültürünü oluşturmak gibi kavramlarda bir yoğunluk içerisine girmezse bizi gerçekten çok zor günlerin beklediğini ifade etmem lazım. Doktor Fatih Birol, Uluslararası Enerji Ajansı'nın baş ekonomisti olarak sürekli yakın diyalog içerisinde olduğumuz, çok kıymet verdiğimiz bir abimiz, çok saygın bir Türk. Kendisinin son 2-3 seferdir Türkiye yapmış olduğu ziyaretlerde yapmış olduğu küresel enerji stratejileriyle ilgili sunumlarda ortaya koyduğu gerçek şu: havaya karbon salınımı ile ilgili olarak ilerletilmesi gereken teknolojiler, alınması gereken stratejiler, karar vericilerin ortaya koyacağı politikalar çerçevesinde 2017'ye kadar eğer çok etkin havaya karbon salınımını büyük ölçüde dengeleyecek, sınırlayacak çözümler üretilemezse 2017'den sonra aldığınız hiçbir tedbir dünyanın yeryüzü sıcaklığının 2035'e kadar kademeli olarak 6 derece yükselmesini engelleyemiyor. Yeryüzü 2035'lere geldiğimizde kademeli olarak yeryüzü sıcaklığı 6 derece yükseldiğinde gerçekten dünya denizlerinin 1.8 metre ile 2 metre arasında yükseleceği yeni bir trendle karşı karşıya olacağız. Bunun anlamı da şu: biz bu otelde, bu salonda muhtemelen 2035'te bu toplantıyı yapamıyor olabilir. Çünkü burası sular altında olacak. Şimdi durumun vahametinin farkında olan Euro bölgesi bir çaba sarf etmesi gerektiğinin farkında. Dolayısıyla
havaya karbon salınımı ile ilgili olarak kırmızı renkli olarak gördüğünüz şu andaki mevcut karbon salınımı ile ilgili politikasını sil baştan değiştirme kararı almış durumda. 2050 yılına gelindiğinde havaya karbon salınımını şu anda mevcut olan politikasına göre çok daha ciddi boyutlarda daraltmayı hedefliyor. Yani hedef şu, 1990 yılı itibarıyla Euro bölgesinin atmosfere saldığı karbon salınımı 100 birimse bunu 2050 yılında 40 puan azaltarak 60 birime kadar azaltmayı hedefliyorlardı. Şimdi 80 puan azaltarak 20 birime kadar indirmeyi hedeflemekteler. Çünkü Euro bölgesi çok net şunu görüyor Avrupa Birliği üyesi ülkeler. Biz gelişmekte olan ekonomileri sürdürülebilirlik kültürüne alıştırana kadar dünya öyle bir tarihi fırsat kaçıracak ki bari hiç olmazsa ben vicdanen kendimi rahat hissedeyim. En zengin yani dünya nüfusunun 7 milyar düzeyinde olduğunu dikkate aldığımızda 7 milyarlık dünya nüfusunda en zengin 500 milyon insan şu anda havaya karbon salınımının %50'sinden sorumlu. Bu çok büyük bir rakam. En yoksul 3 milyarda ancak bunun %6'sından sorumlu. Dolayısıyla rakamlar son derece vahim diye düşünüyorum. En yoksul 3 milyar insan sadece %6'sından sorumlu dediğimde de çok özür dileyerek yemekten sonra böyle bir şey olmaz ama bu adamcağızlarının pırtlamasından başka da aklıma havaya karbon salınımı ile ilgili de bir şey gelmiyor. Dolayısıyla dünya böyle bir sürdürülebilirlik kültürüyle ya da sürdürülebilirlik kültürsüzlüğüyle yola devam etmesi mümkün değil. Herkes dünyada Amerikalıların tükettiği kadar tüketmeye kalkarsa ki tekrar ediyorum Amerikalılar günde 88 kilo doğal kaynak, bir Avrupalı da günde 43 kilo doğal kaynak tüketiyor. Dünya nüfusunun ancak 1.4 milyar olması gerekiyor. Yani tekrar ediyorum Çinliler Amerikalılar kadar tüketmeye karar verdiğinde yeryüzünde Çinlilerden başka kimsenin yaşamaması gerekiyor. Bunlarla nasıl baş edeceğiz? Gerçekten alanınız bu yönüyle bakıldığı zaman dünyada sürdürülebilirlik kültürünü oluşturmak adına belki de en kritik sektörlerden bir tanesi dünyayı daha uzun ufuklu hedeflere yönlendirmek adına. Tabii bu beraberinde bir konu daha getiriyor. Dünyada ortalama yaşam düzeyinde doğuya doğru bir siklet kayması söz konusu. Yani dünya 2006 yılı itibariyle 2.6 milyar insanın ortalama yaşam standardını aşabildiği bir sürecin içinden geçmiş. 2020'lere geldiğimizde dünya nüfusunda 7.5 milyara doğru gidiyoruz. 8 milyara doğru gidiyoruz. 7.5 8 milyara doğru gittiğimiz dünya nüfusunda yaklaşık olarak minimum 4.2 milyar insanın ortalama yaşam standardını yakalaması bekleniyor. Dolayısıyla da 1.6 milyar insan daha önümüzdeki 7-8 yıl içerisinde ortalama yaşam standardını yakalamış olacak. Bunun doğal sonucu olarak da dünya gıda arz ve talep güvenliği ve buna benzer konuların tümü herkesin kucağında. Çin kendisini çok net olarak dengelemeye çalışıyor. Çünkü 1.6 milyar artacağı konuşulan dünyadaki ortalama yaşam standardındaki insan sayısının sadece 600 milyonu Çin'den gelecek. Bu nedenle Çin'de ortalama yaşam standardına ulaşan insan sayısı muhtemelen 1 milyara yaklaşacak. Çin'in nüfusunun 1/3'ü ortalama yaşam standardını yakalamış, 1/3'ü de 2020'lerde henüz ortalama yaşam standardını yakalamamış insan olacak. Dolayısıyla bu rakamlardan hareketle Çin'in kendi halkını doyurabilmek için çok sağlam bir gıda arz ve talep güvenliği stratejisi oluşturması gerekiyor. Bunun anlamı şu, şu anda ülkelerin büyük bir kısmı dünyanın farklı coğrafyalarında yakın dönemde tarımsal üretime açılması söz konusu olmayan ama ileride tarımsal üretime açılması kaçınılmaz olan tarımsal üretim alanları ile ilgili olarak tarımsal üretim ticareti, alan ticareti üzerine çok büyük operasyonlar gerçekleştiriyorlar. Çin bu konuda en iddialı ülkelerden bir tanesi. Dünyanın çok farklı coğrafyalarında Çin'in tarımsal üretime uygun arazi kapattığını, bununla ilgili çok etkin stratejiler izlediğini biliyoruz. Bu stratejilerin bir uzantısı olarak Afrika'da Çin şu anda gerek maden kontratları gerekse
tarıma elverişli arazi kontratları anlamında 5 milyon vatandaşını şu anda Afrika'da çalıştırıyor. Afrika'nın pek çok ülkesinde bedava olimpiyat standartlarında futbol sahası, bedava otoyol, bedava baraj, bedava köprü, aklınıza gelebilecek çok sayıda altyapı inşaatını kendi cebinden harcayarak Çin bu yapmış olduğu harcamalar karşısında Afrika'daki birçok ülkeden 49 yıllığına tarımsal üretim alanı kiralaması bedava, 49 yıllığına maden kiralaması gibi operasyonlar gerçekleştirmekte. Söz konusu tarımsal üretime uygun arazi ticaretiyle ilgili yine iddialı yatırım yapan ülkeler arasında Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan, buna benzer ülkelerde söz konusu. Balkan ülkeleri var gücüyle Türkleri çağırıyorlar, bizleri çağırıyorlar. Biz de şu anda daha henüz bu konuyla ilgili olarak çok sistematik bir faaliyet içerisinde değiliz. Ama önümüzdeki dönemde açık ve net söyleyeyim, gerçekten dünyanın çok geniş coğrafyalarında tarıma elverişli arazi operasyonları gerçekleşecek bu sürecin bir parçası olarak. Bir unsur olarak zihninizde bulunmasını isterim. Varsayalım ki 2020'yi kırdığımızda karşımızda iki ülkenin toplam nüfusu olarak en az 3.2 milyar insana ulaşmış bir Çin ve Hindistan var. Biz de Türkiye olarak oturduk, Çin ve Hindistan'daki yaşayan insanların damak tadına uygun bir tarımsal ürün yakaladık. Bu bir unlu mamul olabilir, bu bir şekerleme olabilir, bu bir tatlı olabilir. Mesela Güllüoğlu şimdi sütlü Nuriye deniyor falan, yani hani acaba beğenirler mi diye. Ve diyelim ki Çinliler ve Hintliler Türkiye'de üretilen bütün yerli ham maddesi Türkiye'de olan bu şekerlemeyi, bu meyveyi, bu kuru yemişi veya bu şekerlemeyi, bu tatlıyı beğendi. Çinliler ve Hintliler 2020'de sadece yılda bir kez bizim bu üründen 5 dolar satın alsalar, 3 milyar Çinli ve Hintli beşer dolarlık alışveriş yapsa, Türkiye'nin sadece bu üründen bu iki ülkeye yapmış olduğu ihracattan elde edeceği gelir 15 milyar dolar. Şimdi tabii Jan Nahum Bey de galiba burada. Dolayısıyla Jan Nahum Bey'den biz bunları 2000'li yılların başından beri hep dinliyoruz. O nedenle şimdi kendisini burada görünce aman tereciye tere satmayalım, üstadın önünde mahcup olmayalım diye de dikkatli bir şekilde konuştuğumu ifade etmek isterim. Şimdi bilişim endüstrisi açısından aslında kritik önemdeki bir konu. Önümüzdeki dönemde gerçekten dünyanın hangi ülkeleri stratejik açıdan birer cazibe merkezi olacak? Bunun çok net bir şekilde izlenmesi lazım. Önümüzdeki dönemde bilişim endüstrisi açısından dünyada çekim merkezi olacak olan ülkeler, çalışan nüfusunu arttırmayı devam ettirebilen ülkeler. Önümüzdeki dönemde 2010 ile 2050 arası en net söylenemeyecek olan unsur şu, eğer cazibe merkezi olarak bazı ülkelere odaklanmamız gerekiyorsa, bu ülkeler arasında hiç tartışmasız çalışan nüfusunu arttırmaya devam etmeyi başaran ülkeler öne çıkacaklar. HSBC Bankası'nın çok önemli ekonomistleri hazırlattırdığı 2050 raporunda bu grafiği paylaşırken şunu ifade etmem gerekiyor. 2010 ile 2050 arasındaki dönemde dünyada çalışabilen nüfusunu yüksek oranda arttırabilmeye devam eden ülkeler sıralamasında Türkiye 9. Bu çok önemli. Suudi Arabistan 1. Mısır 2. İsrail 3. Venezuela 4. Malezya 5. Hindistan 6. Kolombiya 7. Arjantin 8. Türkiye 9. Aşağı doğru gidiyor. Bu çok önemli bir başlık. Önümüzdeki dönemde anlaşılıyor ki Suudi Arabistan, özellikle Mısır, Malezya, Hindistan, bu ekonomiler her ne olursa olsun bilişim sektörü alanında çok önemli fırsat pencerelerinin devam ettiği ve dolayısıyla belki Türkiye'deki bu alandaki önemli kurumlarımızın, önemli işletmelerimizin, önemli profesyonellerimizin bu alanlarda iddiasını muhakkak ki sürdürmek zorunda olduğu ülkeler olarak karşımıza çıkmakta. Aşağıya doğru gittiğimizde Japonya, Polonya, Güney Kore, Rusya, Almanya, İtalya, Yunanistan, Singapur gibi ülkeler için önümüzdeki dönemin aynı ölçüde kolay geçmeyeceğini de bu yönüyle ifade etmek gerekiyor. Tabii bu çerçevede 11 tane seçkin gelişmekte olan ekonominin biraz daha öne çıktığı bir periyodun içerisine
giriyoruz. Bütün hikaye bu seçilmiş 11 gelişmekte olan ekonomi arasında Türkiye 2050 yılına kadar ilk 7 ülke arasında olmayı başaracak mı? Yani Emerging 11 diyoruz. Bunlar seçkin 11 tane gelişmekte olan ekonomi. Bu Emerging 11 içerisinde Türkiye Emerging 7 olmayı başaracak mı? Bu son derece önemli bir konu. Yani G20 kulübü içerisinde olmaya devam etmek bir yere kadar tabii saygın bir konu, bir yere kadar önemli ama bir noktadan sonra G20 kulübü içerisine yer alan 11 seçkin gelişmekte olan ekonomi arasında hiçbir zaman ilk 7'nin arasında olamamak, bir süre sonra ilk 7 arasında olma özelliğini kaybetmek Türkiye için kabul edilebilecek bir şey değil. Dolayısıyla biz mutlaka bu 11 ülke arasında her zaman için ilk 7 ülke arasında olmakla mükellefiz. Yani her zaman için Güney Afrika'dan, belki bir mecrada Suudi Arabistan'dan, Rusya'dan, baktığım zaman belki bir yönüyle Endonezya'dan daha iddialı olmak zorundayız ama iddialı olabilmemiz için de çok fazla çalışmamız gerekiyor. Biraz evvel konuştuğum rakamlar, 2020'leri devirdiğimizde dünya nüfusunun %62'sinin ortalama yaşam standardını yakalayan insan olacağını ifade ediyoruz. Bunun anlamı çok önemli. 4.2 milyar insan dünyada, 8 milyara doğru giden dünya nüfusunda 4.2 milyar insan, minimum bu da. Yani belki de 4.5 milyar insan, diyelim ki 4.5 milyar insan açık ve net bilişim sektörüyle ilgili olarak her türlü hizmeti almak isteyen, almakla mükellef ve dolayısıyla da çok büyük bir bilişim sektörü tüketicisi olacak olan bir grubu temsil ediyor. Gerek bunun hardware tarafı itibariyle, gerekse software tarafı itibariyle olağanüstü büyük bir tüketici grubu kapasitesinden söz ediyoruz. Açık ve net söyleyeyim, bu yönüyle bakıldığı zaman şu ana kadar dünya bilişim endüstrisi hitap ettiği müşteri grubu itibariyle nereye hitap ediyorsa buna minimum önümüzdeki 10 yıllık dönem içerisinde %40'lık daha bir müşteri grubunun ekleneceği, üstelik de bu eklenecek olan %40'lık müşteri grubunun bilişim endüstrisiyle ilgili alacağı hizmetten beklentisinin bugünkü gruptan çok daha yüksek olacağı, ki bunun gerekçelerini de izah edeyim. Ben 47 yaşında bir insan olarak 1997 yılında ilk şahsi bilgisayarı evime aldığımda oradan itibaren kurtararak bugünlere geldim. Kızım şu anda 19 yaşında, biyoloji kimya mühendisliği öğrencisi ve benden çok daha ürkütücü boyutta ve inanılmaz bir yazılım beklentisiyle, müthiş bir bilişim sektörü hizmet beklentisiyle benden çok daha büyük beceriyle birçok şeye imza atıyor. Dolayısıyla %40 olarak arkadan gelen nesil bilişim endüstrisinin her türlü ürünüyle çok daha iç içe olan bir grup olması nedeniyle gerçekten beklentileri çok daha yüksek olan, bu nedenle çok daha seri hizmet almayı bekleyen, bu beklentisi bu şekilde olan bir grup olacak. Bu noktada tabii siklet merkezi dünyada ekonomik ve siyasi olarak doğuya kayıyor. Şimdi tabii ben çok gülüyorum. Soğuk savaş döneminden kalma bir takım alışkanlıklarla herkes hala bir şeyleri sürdürme gayreti içerisinde. Mesela komik bir şey, IMF'in başkanının illa Fransız veya Alman, Dünya Bankası'nın başkanının da illa Amerikalı olması. Şimdi artık diyorlar ki ya kardeşim 21. yüzyıldayız. Bak bridge, bridge, fridge. Dolayısıyla biz artık buralara geldik. Ya kardeşim bundan sonra Dünya Bankası'nın başkanı sadece Amerikalı olmayacak. Bırakın bu alışkanlıkları. Dolayısıyla Amerikan yönetimi sıkıştırılıyor. İşte Dominic Strauss-Kahn bir şanssızlık sonucu diyelim. Artık tuzak mı muzak mı onu da bilmiyorum. Çünkü aslında IMF içerisinde gerçekten benim takdir ettiğim felsefi bir dönüşümü başlatan önemli bir isimdi. Fakat Fransa Cumhurbaşkanı olmaması için bir numara mı çevrildi, ne oldu? Adam otel odasında biraz zamparlığının da kurbanı oldu falan filan. Malum velhasıl hani oradan baktığımız zaman o kadar artık iş zıvanadan çıkmış ki IMF'de öyle bir şey olduğunda ülkeler teklifte bulundular. Onda bile mesela Fransa'nın kalan süresi var diye Palas Bandras, Fransa'nın Maliye Bakanı hanımefendi Christine Lagarde'ı Fransa'nın süresi dolana kadar diye tekrar IMF'e başkan yaptılar. Yani bunların artık değişmesi gereken bir dönemin içinden geçiyoruz. Obama baktı ki pabuç pahalı,
Hintliler çok saygın bir hanımefendiyi Dünya Bankası Başkan Adayı olarak gösteriyorlar. Çinliler başka bir saygın ismi gösteriyorlar. Koskoca Amerika Birleşik Devletleri'nde Dünya Bankası Başkanlığına aday gösterilen adamın ismini soruyorum size. Bir, ismi William mıdır? İki, ismi Joseph midir? Üç, ismi efendime söyleyeyim John mudur? Ne tahmin edersiniz? Yani Dünya Bankası Başkanlığına Amerika'nın aday gösterdiği adamın adı John mudur, Smith midir, efendime söyleyeyim William mıdır vesaire, kimdir, Joseph midir? Söylüyorum size, Kim Jong-Kong. Artık Amerika Birleşik Devletleri'nden Güney Kore'den ailesiyle Amerika'ya yerleşmiş ve Amerika Birleşik Devletleri'nde daha sonradan vatandaş olmuş, Amerika'nın bir üniversitesinde sanıyorum ya dekan ya da rektör olan bir adam. Yani dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri bile artık son saniyeleri şöyle zorluyor. Tamam ulan White Anglo-Saxon Protestan, yani Beyaz Anglo-Saxon Protestan bir adamı teklif etmiyorum. Bakın işte tam sizin hoşunuza gidecek şekilde artık Amerikan vatandaşı ama böyle idare edin. Güney Koreli bir adamı size teklif ediyorum Dünya Bankası Başkanı olarak. Yani bunlar artık yürümüyor. Çünkü dünyanın siklet merkezi Türkiye'yi de içine alarak dünyanın doğusuna kaydığından dolayı yeni bir süreçten konuşuyoruz. O nedenle önümüzdeki dönemde Türkiye gibi önde gelen gelişmekte olan ekonomilerin uluslararası kurumlarda da ağırlığı artacak. Kendimizi şuna hazırlayalım. Önümüzdeki dönemde yani 2020'leri kırdıktan sonra dünya ekonomisinde üretimin %40'a yakın bir bölümünün aralarında Türkiye'nin de yer aldığı, dünyanın daha doğusunda kalan ülkeler tarafından gerçekleştirildiği yeni bir sürece doğru gidiyoruz. Bunun doğal sonucu olarak da eğer Türkiye bu grup içerisinde yer almayı başarırsa ki başarmak zorunda, E7, Emerging 7, 2020'den itibaren satın alma gücü paritesi yöntemine göre dünya ekonomisinde G7'nin ürettiği katma değerden daha yüksek oranda bir katma değer üretmeye başlıyor. Bu yeni bir süreç. Buna ne diyorlar? Bu sürece ne diyoruz? Bu şimdi çok meşhur bir ifade. Buna ne diyor? New normal. Yeni normal. Yani millet şunu diyor. Koçum buna alışın. Yeni normal bu. Kimse birbirini üzmesin. Yeni normal bu. Yeni normal önümüzdeki dönemde seçkin gelişmekte olan ekonomilerin dünya gayri safi yurt içi hasılasının 1/3'ünün hakimi olacağı, gelişmiş ekonomilerin ise yavaş yavaş büyümede sadece 1/3'lük katkı sağlayacağı bir dünyaya işaret ediyor. Bunun doğal sonucu olarak iki ayrı rapor, önümde şu anda sizinle paylaştığım rapor, PricewaterhouseCoopers'ın raporu. PricewaterhouseCoopers'ın raporuna göre Türkiye 2050 yılında dünyanın en önemli gayri safi yurt içi hasılası üreten 12. ekonomisi. Bakın bu da HSBC'nin raporu. Şöyle şu rapordaki sıralamaya bakın ülkelerin durumuna. Sonra bir de buna bakın. Ülkelerin yeri değişiyor ama garip bir durum. HSBC'nin 2050 raporunda da, PricewaterhouseCoopers'ın 2050 raporunda da Türkiye taş gibi 12. sırada. Yani biz yapar mıyız yapamaz mıyız diye kıvranırken, düşünürken adamlar diyorlar ki yes you can. Neydi o? Obama'nın lafı mıydı o? Yes we can miydi? Neydi herifin o çıktı ondan sonra? Neyse Obama deyince de aklıma şey hikayesi geldi. Bu meşhur Amerikalılar biraz bu espriye bozuluyorlar özür dileyerek. Roosevelt Amerika'nın çok nitelikli, kötürüm bile olsa çok nitelikli bir başkan tarafından yönetilebileceğini, Truman'la Nixon Amerika'nın niteliksiz bir insan tarafından yönetilebileceğini, Obama da Amerika'nın başkansız da yönetilebileceğini kanıtladı gibi, biliyorsunuz bu ara bayağı böyle matrak espriler var. Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adaylarına baktığım zaman Allah Amerika'yı, Amerika ile birlikte de dünyayı korusun diyorum. Çünkü hani Cumhuriyetçi Parti adaylarının konuşmalarına bakıyorum, hakikaten ürkütücü bir durum. Biz ne yapacağız? Biz şunu yapmak zorundayız. Bilişim endüstrisi Türkiye için vazgeçilmez olarak önümüzdeki yakaladığımız fırsat penceresinin en önemli parçası. Bilişim endüstrisi ağırlıklı olarak Türkiye eğer yüksek katma değerli alana yönelik olarak tarihi sıçramayı yapmazsa mahvolduk.
Yani şu anda bulunduğumuz konum itibariyle tarihi fırsatlar kadar tarihi fırsat kaçışlarıyla da karşı karşıyayız. Eğer bilişim endüstrisi ağırlıklı olarak Türkiye yüksek katma değerli sıçramayı gerçekleştiremezse durumumuz kötü. Bakın çok net söyleyeyim. Bilişim endüstrisinin sağlayacağı sıçramayla eğer bu süreci yakalayamazsak Türkiye 88 yıllık Cumhuriyet tarihi boyunca yakaladığı 4.3'lük büyümeyle bilişim endüstrisinin yapacağı yüksek katma değer katkısı olmadan yoluna devam etmeye kalkarsa Cumhuriyet'in 100. yılında biz hala dünya ekonomisinin ilk 20 ülkesi arasında olmakla avunuruz, sevinemeyiz, sadece avunuruz ama bu arada da 2-3 basamak aşağı gelmiş olarak avunuruz. 2023'ten sonra da bu kafayla gidersek Türkiye 2050 yılında biraz evvelki listede gördüğünüz ilk 12 ülke arasında değil, ilk 32 ülke arasında olacağına ancak dua eder. Öyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Dolayısıyla 88 yıllık Cumhuriyet tarihindeki 4.3'lük ortalama büyümenin %6'ya çıkarılabilmesi ancak bilişim endüstrisinin sağlayacağı olağanüstü destekle gerçekleşebilecek olan bir süreçtir. Bunu gerçekleştirmekle mükellefimiz. Dünya ekonomisi 90-100 trilyon dolar düzeyinde bir milli gelir üretirken Cumhuriyet'in kutlanacağı 100. yılın kutlanacağı 2023'te Türkiye'nin artık dünya gayri safi yurt içi hasılasının %3'ünü üreten bir ekonomi olması gerekiyor. Şu anda sahip olduğumuz düşük ve orta düşük teknolojili mallarla biz ancak dünya gayri safi yurt içi hasılasının %1.1'ini üreten bir ekonomiyiz. 1.1 değil, 3'ü üreten ekonomi olmakla mükellefiz. Dolayısıyla küresel ekonomide yeni bir resesyon dalgasının gündemde olduğu bir dönemde biz bu resesyon dalgasından biraz daha kendimizi ayrı tutarak, biraz daha kendimizi ayrıştırarak, decoupling yaparak, yani dünya ekonomisindeki bu durgunluk sürecinden kendimizi ayrıştırmayı gerçekleştirerek süreci iyi yönetmekle mükellefiz. Bunu ancak bilişim alanında yapacağımız kritik önemdeki adım ve yatırımlarla gerçekleştirebiliriz. Niye bir resesyon sürecindeyiz? Çünkü dünya ekonomisiyle ilgili toparlanma göstergeleri olumluymuş gibi gözükmekle birlikte işte hemşire diyor ki dünya ekonomisi ağır bir hastalık çerçevesinde işte yoğun bakımda, adamcağız ne diyelim, gözleri fincan gibi açılmış, hemşireyi dinliyor. Kadın diyor ki çok hayırlı haberlerim var, iyi bir hayat belirtisi gözüküyor, sanki en kötüyü geride bırakmışız gibi falan filan. Ama yatağın altına bakıyorsun, bir varil petrol fiyatlarını temsil eden bir İran füzesinin üzerinde duruyor. Ondan sonra Euro bölgesini temsil eden bir Roma veya Yunan heykeli, heykelin kolu kırılmış, kol kıçtan tutuyor zaten bütün dengeyi falan filan. Yani dolayısıyla her an mutlaka bir sakatlık olup bu denge bozulabilir ve dolayısıyla toparlanma sürecinde olduğu iddia edilen dünya ekonomisi kendisini yeni bir facianın eşiğinde bulabilir. Türkiye'nin decoupling olarak bunlardan kendisini sıyırmasının bir tek koşulu var. Arkasına dahi bakmadan bilişim endüstrisi odaklı olarak yüksek katma değerli sürece yönelmek. Birkaç tane karikatür göstermek istiyorum. Bunlara bir öğleden sonra latifesi olarak katkı sağlamak adına. Geçtiğimiz aylarda Mission Impossible 4 vizyona girmişti. Bizim Tom Cruise'un oynadığı Görevimiz Tehlike 4. Tam karikatürist de o haftalarda bu karikatürü çizmiş. Buna çok bayıldım. İşte diyor ki Avrupa'nın liderleri 11 saat 10 saniyeniz var. Eğer hareket etmezseniz kendi kıtanız çok büyük bir tehlike yaşayacak. Ancak diyor göreviniz çok acilen bu çok büyük soruna karşı, bu çok büyük felaket riskine karşı ortak bir tavır, ortak bir çözüm ortaya koymanız ama hemen harekete geçmeniz gerekiyor ve iyi şanslar. Bu filmlerde iyi şanslar dedikten sonra bu mesajı veren makine ne oluyordu arkadaşlar? Görevimiz tehlikede yok oluyor. Şimdi tabii herifler hareket etmeyince makine yok olacağına kıllanıyor ve dönüyor diyor ki yahu kardeşim ben size hemen hareket etmeniz lazım dedim. Ne bekliyorsunuz diyor. Merkel diyor ki biz genellikle ilk 11 saati bekleriz diyor. Bu kadar vahim bir durum. Yani her çözülebilecek meseleyi 10 saniyeye bırakarak gerçekten hem kendileri Euro bölgesi olarak hem de dünyanın canını okudular. Bunu da ifade etmek lazım. Bu da yine aynı The Economist'teki karikatürist kolun karikatürü.
Bu da süper bir karikatür. Gemi batmakta, Yunan gemisi. Ondan sonra diyor ki biz Eurozone bölgesinin, Euro bölgesinin maliye ve hazine bakanları olarak diyor, şunu size anons etmekten mutlu oluruz ki diyor, biz çok başarılı bir şekilde diyor, siz batarken batışımızın biraz daha gecikmesi için altımıza biraz daha fazla iskemle koymayı başardık diyor. Yani nereden tutarsanız o kadar facia. Bu da çok beğendiğim bir karikatür. Biliyorsunuz Yunanistan'a, yani tabii Avrupa Birliği şu anda tarihinin en demokratik olmayan işlemlerini yapıyor. İtalya'da ve Yunanistan'da seçilmiş bir hükümeti iktidardan düşürdüler. Yerine zorla teknokrat bir hükümet göreve getirdiler. Bu da yetmedi. Yunanistan'a çeşitli harcamalarını denetlemek üzere bizim Osmanlı döneminde gördüğümüz duyunu umumiye benzeyen bir atama yaptılar. Dolayısıyla adam diyor ki ya kardeşim, Yunanlı diyor ki sıka sıka diyor. Bir zamanlar Türkiye'nin biliyorsunuz kemer sıkması vardı. Biz bunlara maalesef daha önce maruz kaldık. Diyor ki Yunanlı, ulan kemer sıka sıka diyor, kemerde delik kalmadı. Dur diyor, ben sana göstereyim diyor. Kemeri daha ne kadar sıkabilirsin? Kemeri boynuna takıyor Yunanlının. Yani bunlar çok popüler ve şu anda konuşulan karikatürler. En çılgın karikatür de bu, özür dileyerek. Hastayı kurtarayım derken o kadar fazla elektrik şoku veriyorsun ki hasta sonunda akşam yenilecek bonfileye dönmüş. Sarkozy da zaten nasıl olsa yiyeceğiz diye elinde tabakla bekliyor. Dolayısıyla bütün bu karikatürlerin takdirini size bırakıyorum. Evet, şu temel gerçekle toparlamaya çalışayım. Bilmiyorum süremi aştım mı acaba, ama çok hızlı bir şekilde toparlayacağım. Sonuç olarak şu temel gerçekle karşı karşıyayız. Önümüzdeki dönemde dünya artık 30 seçkin OECD üyesi ülkeden çok OECD dışı Çin ve Hindistan gibi ekonomilerin dünya ekonomisinin büyümesinde çok daha fazla rol üstlendikleri bir döneme doğru bizi götürüyor. Bunun çok ilginç sonuçları var. Bakın, 1999 yılında Çin Amerika Birleşik Devletleri kadar çelik tüketimi gerçekleştirmeyi yakalıyor. 2011 itibariyle şu anda Çin'in çelik tüketimi Amerika'nın çelik tüketiminin 6.6 kat üzerinde artık. Mobil telefon penetrasyonu ve mobil telefon kullanımında 2001 yılında Çinliler Amerikalıları yakalıyor. Şu anda Çin'de mobil telefon kullanımı Amerika Birleşik Devletleri'nden 3.3 kat daha fazla. İhracatta Amerika'yı Çin 2007 yılında yakalıyor. Şu anda imalat sanayinde dünyanın en büyük ihracatçısı Çin 1.3 şu anda Amerika'nın üzerinde ihracat yapıyor. Sabit sermaye yatırımlarında 2009 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ni yakalamış. Şu anda Amerika'nın 1.4 kat daha fazla sabit sermaye yatırımı yapıyor. İmalat sanayi üretim çıktısında 2010 yılında Amerika'yı yakalamış. Şu anda Amerika'nın 1.1 puan üstünde. Enerji tüketiminde 2010 yılı itibariyle Amerika'yı yakalamış. Şu anda 1.1 üzerinde. Araba satışlarında 2010 yılı itibariyle Amerika'yı yakalamış. Şu anda Amerika'dan 1.2 kat daha, 1.2 kat daha fazla araba satışı gerçekleşen bir ekonomi. Ve patent işleri olarak baktığımızda da 1.1 puan daha Amerika'nın üzerinde. Perakende satışlar itibariyle baktığımızda 2014 yılında dünyanın en büyük perakende tüketim pazarı olan Amerika'yı yakalaması beklenen bir Çin. İthalatta 2014 yılında Amerika'yı yakalaması beklenen bir Çin gerçeğiyle karşı karşıyayız. Çin bu andan itibaren dünyaya büyük miktarda ihracat yaparak, dünyaya büyük miktarda Çin malı satmak suretiyle kalkınmasını devam ettiren bir ülke olmaktan çok, kademeli olarak iş talebe dayalı yeni bir büyüme modeline doğru geçen, iş talebe dayalı yeni bir büyüme modelinin sonucu olarak da kendi para birimi yuanın değer kazanmasına izin vermeye hazırlanan bir ekonomi gerçeğiyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla 2023 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin toplam tüketim harcamalarına eşit düzeyde yüksek harcama gerçekleştiren bir Çin gerçeğiyle karşı karşıya olacağız. Bu nedenle artık yüksek oranda cari işlemler fazlası vermek yerine artık cari işlemler fazlasını eritmeye başlayan, dünyadan yaptığı ihracat kadar ithalat yapmaya soyunmuş, bu nedenle farklı bir konsept içerisine doğru gitmekte olan bir Çin gerçeğiyle karşı karşıyayız. Bu da şu sonucu beraberinde getiriyor. Çin'in iş gücü maliyetlerinde tahmin edemeyeceğiniz bir
hızla büyük bir sıçrama var. Öyle böyle değil. Çok yakın bir tarihte bu The Economist dergisinde yayınlanmış olan çok taze bir makale. 2020 yılına kadar Çin'in imalat sanayi üretim maliyetlerinin 2 veya 3 kat artması öngörülmekte. Bunun anlamı şu: eğer 2010 yılıyla 2015 yılı arasında, 2010 ile 2015 yılları arasında Çin'in para birimi yuan Amerikan doları karşısında her yıl %5 değer kazanırsa, artı Çin'in bir mal ürettikten sonra, örneğin Amerika Birleşik Devletleri'ne mal üretildikten sonra bu malı Amerika'ya sevk ederken katlanmak zorunda olduğu navlun maliyeti her sene %5 artarsa, aynı dönem içerisinde ortalama olarak Çin'de ücretler de %30 oranında artarsa, 2015 yılından itibaren Amerika Birleşik Devletleri'nin aynı sanayi malını Çin'de üretmesinin hiçbir esprisi kalmıyor. 2015 yılından itibaren o malın Amerika Birleşik Devletleri'nde üretilmesi durumunda katlanılan maliyetle Çin'de üretildiği zaman katlanılan maliyet birbirine eşit hale geliyor. Çin'de son 4 yılda işçilik ücretleri ortalama %20 yükselmiş durumda. Şangay %91 oranında işçilik maliyeti artışı ile başı çekiyor. Mavi yakalı iş gücü maliyetleri Guangdong'da 2002-2009 arası ortalama %12 artmış durumda. Bu oran Şangay'da %14, aynı oran aynı dönem için Filipinler'de %8, Meksika'da ise sadece %1. Sri Lanka'daki işçilik ücretleri şu anda Guangdong'dakine göre %35-40 daha ucuz. Yeni normal böyle bir şey. Yani Çin önümüzdeki dönemde iş gücü maliyetleriyle ve yaşam standartındaki yükselmeye bağlı olarak dünyada birçok ülkeyi yaptığı yüksek miktardaki ihracatla tehdit etmekten çok, enteresan bir şekilde dünyadaki bütün ülkelerin o ülkeye ihracat yapmak için sıraya girdikleri çok önemli bir tüketim merkezi olmaya doğru gidiyor. Ve bu çerçevede son noktalı olarak bakın, 2007'nin 3. çeyreğinde Çin dahil Asya'nın dünyadan yaptığı ithalat sadece 985 milyar dolar. 2011'in 3. çeyreği itibariyle aynı Asya'nın dünyadan yaptığı ithalat 1 trilyon 543 milyar dolar. Bu rakam, dikkatinizi çekerim, Amerika Birleşik Devletleri'nin tek başına yaptığı ithalatın çok üzerinde ve artık Avrupa Birliği'nin 27 üye ülkesinin yapmış olduğu ithalata yakın. 2007'nin 3. çeyreğinde Avrupa'nın dünyadan yaptığı ithalatla Asya'nın dünyadan yaptığı ithalat arasındaki farka bakın. Bugün itibariyle iki rakamın arası nasıl kapanmış? Dolayısıyla Asya şu anda dünyadan çok yüksek miktarda ithalat yapan yeni bir jenerasyon itibariyle ilginç bir nokta olarak karşımıza çıkıyor. Ve biz ne halt ediyoruz? Can Nahum Bey'le zaman zaman bunları hem televizyonda hem de sohbetlerle aramızda konuşuyoruz. Biz de böyle işte 136 milyar dolara getirdik ihracatımızı. 2023 yılında 500 milyar dolar olacak. Takdirle karşılıyorum. Herkesin alnından öpüyorum. Böyle hedeflerin konması süper ama bazı gerçeklerden de kendimizi ayırt etmeyeceğiz. Dünyada en yüksek ithalatı gerçekleştiren ülkeler sıralamasına baktığınızda Türkiye'nin bu ülkelere yapmış olduğu ihracatın bu ülkelerin dünyadan yapmış olduğu ithalat içerisindeki payları işler acısı. Bunların arasında bir Birleşik Arap Emirlikleri ile bir Rusya insanı bir miktar heyecanlandırıyor. İyi ya da kötü, Rusya'ya yaptığımız ihracat Rusya'nın dünyadan yaptığı toplam ithalat içerisinde %2'ye yaklaşmış. Birazcık da Birleşik Arap Emirlikleri. Bunun dışındaki rakamlar gerçekten işler acısı. Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptığımız ihracat Amerika'nın dünyadan yaptığı ithalatın içerisinde %1 bile pay almıyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bu konuyu başarmakla mükellefiz. Bunu nasıl başaracağız? Bu tabloyla bunu başaramayız. Yani şu anda baktığınızda bu tabloyla bunu başarmak mümkün değil. Bunu başarmak mümkün değil. Türkiye hala düşük ve orta düşük kalitede, düşük ve orta düşük teknolojiyle üretilen mallar ülkesi olmaya devam edecekse, biz biraz evvel şu görmüş olduğunuz ülkelere daha yüksek
pay almak suretiyle daha yüksek ihracat yapan bir ekonomi olamayız. Bilişim endüstrisinin ortaya koyacağı fırsatlardan yararlanmadan Türkiye'yi daha yüksek teknolojiyle mal üreten bir ekonomi olmayı noktasına getirmeden bunu başaramayız. Bakın Çin gayet açık. Çin şu anda 3. bölgeye geçiyor. Çin bu bölgeye geçiyor. Biz daha buradayız. Güney Kore ile aramızda yaklaşık 20 yıllık bir fark var. Çin ile aramızda 10 yıllık bir fark var. Yani dolayısıyla bizim buraya doğru ilerlememiz ve bir sonraki aşamaya geçmemiz gerekiyor. Bunu bilişim endüstrisinin bütün imkanlarından yararlanmadan, kendimize yeni fırsat pencereleri oluşturmadan başarmamız mümkün değil. Gülüyorum mesela. Yerli otomobil. Yap koçum. Yapma diyen yok. Yerli otomobilin bütün aksamlarını yaptık ama motoru getirdik yine dünyadan, şeyin arabanın içine koyduk. Ulan ne oldu, bu yerli otomobil mi oldu yani? Yani yerli otomobilden anladığımız ne? Bir de şimdi yine Can Nahum Bey burada varken hakikaten biraz fazla şey yapıyorum. Hataya doğru götürüyorum kendimi, çünkü belki teknik olarak yanlış söylüyor olabilirim ama 150 yıllık bir içten yakmalı motor teknolojisinin hibritlenerek en yüksek düzeye geldiği bir dönemin içinden geçiyoruz. Şimdi 150 yıl öncesinden başlamış ve bugün gelebileceği en yüksek düzeye gelmiş olan bir motor teknolojisine sahip olan, fosil yakıt kullanan bir otomobili yerli otomobil olarak üretmek mi bizim için enteresan, yoksa şu anda dünya için yeni bir unsur olan elektrikli otomobille mi acaba yerli otomobile soyunmamız gerekiyor? Yani aküsünü sahip olduğumuz teknolojiyle, üretebileceğimiz, yaratabileceğimiz bir teknolojiyle, elimizdeki farklı maden fırsatlarını kullanarak o akünün belki tamamıyla Türk aküsü olarak üretilebildiği ve elektrikli otomobilde iddialı olan bir ülke olursak acaba bir esprisi var mı? 2040'a kadar Türkiye'nin dünyada elektrikli otomobilde en iddialı projeleri ortaya koyabilen, yerli otomobilde dünyanın en iddialı elektrikli otomobil projesini yapabilen bir ülke olduğunu gözünüze canlandırın ve Kaliforniya'nın yaptığı gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin önemli bir eyaleti olarak, Amerika Birleşik Devletleri'nin eyaleti olan Kaliforniya, eğer ülke olarak kabul ederseniz dünyanın en büyük 9. ülkesi. Dünyanın en büyük 6. ülkesi Texas'tır. Ülke olarak kabul ederseniz 9. ülkesi Kaliforniya'dır. Kaliforniya yasalarında diyor ki şu tarihe kadar herkes elektrikli otomobile geçecek. Dersin ki ben elektrikli otomobili yerli mal olarak yaptım. Elektrikli binek otomobili, elektrikli otobüs, elektrikli kamyon olabiliyorsa tabii, belki sallıyorum. Bunların hepsini yaptınız ve ondan sonra dediniz ki 2040 yılına kadar Türkiye'de karayollarındaki hiçbir araç elektriksiz olmayacak. 2040'tan sonra Türkiye sadece elektrikli otomobile geçmiş, aküyü de kendisi yapıyor. Türkiye artık dünyadan satın almak zorunda olduğu fosil yakıtlarla olan ilişkisini büyük ölçüde kesmiş bir ekonomi. Bilişim endüstrisinin bütün alanlarından yararlanarak dünyada yakın gelecekte yıllık enerji ihtiyacının karşılanmasında oranı en fazla %18'e çıkacağı anlaşılan yenilenebilir enerjide Almanya imkansızı başararak yıllık enerji ihtiyacının %36'sını yenilenebilir enerjiyle karşılayacağı ve böylece fosil yakıtlara bağımlılıktan kendisini kurtaracak bir stratejinin peşinde. Biz neyin peşindeyiz tam olarak bilmiyorum. İnşallah öğreneceğiz ve ona göre de kendimize bir strateji oluşturacağız. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben süreyi iyi kullanmak adına özür dileyerek oturdum. Tabii ki, buyurun. Teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir sunumdu Kerem Bey. Ben bilişimciyim ama Sermaye Piyasası Kurulu'nda çalışıyorum. O yüzden birkaç sorum olacak. Birincisi İMKB'nin bilişim endeksi ile ilgili bir sorum olacak. Şu anda 15 tane bilişim şirketi İMKB bilişim endeksinde ve gittikçe de artan bir değer kazanıyor bilişim endeksi. Bilişim şirketlerinin halka arzı konusunda
Yorumlarınızı alabilir miyim? Sizce burada bilişim şirketleri nasıl bir yol almalı? İkinci sorum da İstanbul Finans Merkezi ile ilgili. İstanbul Finans Merkezi'nde birçok komiteler var şu anda çalışan. Hukuk, insan kaynakları, vergi. Birisi de teknoloji komitesi. Ben de bu komitenin içinde yer alıyorum. İstanbul Finans Merkezi'ni diğer dünyadaki finans merkezleriyle mukayese ederseniz şu anda 70. sıralarda. Evet. Sizce bu 2023 hedeflerinde İstanbul Finans Merkezi ne gibi bir yere ulaşır? Önce ikinci sorudan başlayayım, sonra bire doğru gideyim. Öncelikle bir kere bir ülkenin ya da bir şehrin dünyada bir uluslararası finans merkezi olmasının koşullarına baktığımızda birkaç tane unsur görüyoruz. Unsurlardan bir tanesi esasen dünya bilişim sistemine network olarak yeterince entegre olabilmiş olmak. Altyapı olarak özellikle data aktarımında gerçekten becerikli bir ekonomi olabilmekten, belki işte altyapı hizmetleri açısından, ofis hizmetleri açısından çok başarılı bir ekonomi olmaktan geçiyor. Bu konularda zaten sanıyorum büyük ölçüde sorunumuz yok. Esas hikaye bence özellikle ortaya çıkan nokta, biz acaba dünyanın farklı coğrafyalarındaki finans yatırımcılarına yatırım araçları çeşitliliği açısından ne kadarlık bir hizmet verebiliyoruz? Oralarda biraz sıkıntımız var gibi gözüküyor. Yani biz genel yapımız itibariyle para ve sermaye piyasamızın gelişim trendi itibariyle küresel yatırımcılara, dünyanın farklı ekonomilerinden İstanbul'u bir finans merkezi olarak kabul edebilecek olan yatırımcılara çok fazla para ve sermaye piyasası yatırım araçları, alternatifleri açısından henüz beklediğimiz ölçüde diğer finans merkezleri kadar bir çeşitlilik sunamıyoruz. Biraz bu yönümüzü geliştirmemiz gerekiyor. Zaten gerek belirttiğiniz anlamda SPK, gerek İMKB, gerek VOP, gerekse Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği, hemen hemen sektördeki bütün kuruluşlar var güçleriyle, varantlar dahil olmak üzere, sizin benden çok daha ezbere bildiğiniz pek çok finansal enstrümanı Türkiye'nin finans sistemine katmak suretiyle buraya gelmeyi arzu edebilecek olan yatırımcıların önüne bir finansal ürün çeşitliliği açısından iyi bir şekilde çıkmamız gerekiyor. Ancak bir başka unsur, esasen bölgemizdeki bankacılık sektörünün İstanbul merkezli olarak dünyaya hizmet vermesi, Frankfurt'un, Londra'nın, New York'un, Singapur'un, Hong Kong'un aslında dünyada birer finans merkezi olarak adlandırılmasının, kısmen İsviçre'nin en önemli gerekçelerinden bir tanesi, kendi coğrafyalarındaki yakın komşularından ve biraz daha uzak coğrafyalardan aslında bu şehirlerin dünya bankacılığının önemli kurumlarını birer hizmet ofisi olarak da çekebilmiş olmasıdır. Yani bu yönüyle bakıldığı zaman İstanbul'un aslında bölgemizdeki birinci ve ikinci kuşak komşu ülkelerden dünyaya daha fazla açılmayı arzu edebilecek olan bankaların, finans kurumlarının gelmek suretiyle hizmet alabilecekleri birer ofisi açtıkları bir ekonomi de olmamız gerekiyor. Bu konularda biraz daha bölgemizdeki ülkeleri cesaretlendirmemiz gerekiyor. Frankfurt'un, Londra'nın, Hong Kong'un dünya finans sisteminde iddialı hale gelmelerinde bankalar arası mevduatın çok büyük etkisi olmuştur. Yani Azerbaycanlı bir banka, İranlı bir banka, Lübnanlı bir banka dünyaya açılmak adına İstanbul'u çok önemli bir sıçrama tahtası olarak gördüğünde, gelip bu ülkedeki, Türkiye'deki bankalarla işbirliği yapmak suretiyle kendisine yeni bir çıkış, yeni bir fırsat alanı oluşturuyor. İMKB üzerinden dünyaya açılıyor. Hani bu yönüyle bakıldığı zaman aslında bu fırsat pencerelerini oluşturacak süreçleri, stratejileri de belki hızlandırmamız gerekiyor. Bu yönüyle bakıldığı zaman lojistik ve altyapı imkanları açısından hazırız. Bu alanlarda belki biraz daha fazla çaba sarf etmemiz gerektiği söylenebilir. Genel anlamda baktığımızda İMKB'de hisseleri işlem gören şirket sayısı açısından ise SPK'nın önderliğinde başlatılan halka arz seferberliği ve yatırımcı seferberliği önemli süreçler olmakla birlikte biz sürecin çok daha başındayız. Eğer Hindistan'ın Mumbai borsasında
6000'in üzerinde hisse senedi işlem görürken beni lütfen düzeltin, bizde henüz 700-800 galiba borsada hissesi işlem gören şirket sayısı. Hindistan'da 6000'in üzerinde, 8000'in üzerindeki şirket hissesi işlem görürken bizde bu rakamlar henüz daha Türkiye gibi önemli bir ekonomide 800'ler civarındaysa bunu ciddi anlamda düşünmek lazım. Bence halka arz seferberliği süreci açısından bakıldığında Türkiye şu anda banka dışı finansman imkanları açısından her türlü gelişme sürecinin yaşanabileceği tarihi bir fırsatla karşı karşıya. Bu nedenle bilişim endüstrisindeki tüm KOBİ'leri bu fırsatları değerlendirmek suretiyle gerçekleştireceği birçok projeyi hayata geçirmek anlamında bu halka arz seferberliğinden azami ölçüde yararlanmaya davet ediyorum. Eğer bizim Bloomberg ET televizyon kanalı olarak bilişim endüstrisinin halka arzı, bilişim endüstrisinin halka açılması anlamında üzerimize bir görev düşecekse de buna şimdiden hazır olduğumuzu da ifade etmek isterim. Bilişim endüstrisinin gelişmesine çok ciddi destek sağlamadan, bu sektöre çok büyük finansman imkanları sağlamadan Türkiye'nin geleceğini kurtarmamız ve Türkiye'yi gelecekte dünyanın en önemli ilk 12 ekonomisi arasında görmemiz mümkün değil. Bilişim endüstrisi olmadan bunu başarmamız sonsuza kadar mümkün değil. İnşallah çok seri bir şekilde bu sektörün Türkiye'nin en kritik önemdeki sektörü olduğunu idrak ederek, daha hızlı idrak ederek yeni fırsat pencerelerini bu sektörün önüne açarak yolumuza devam ederiz diye umut ediyorum.